Evet sevgili takipçilerim, sineklikle boya karıştırmaca. Çubuğum yok çünkü, o yüzden sineklikle karıştırıyorum. Şimdi evimi boyamadan önce astar boyası kullanacağım. Bunun markasını size göstereyim. Altında da A101 poşeti var, bakın. Yeni bir çığır açtım. Bin poşeti değil, A101 poşeti kullanıyorum. Şöyle bir boya aldım. Popüler plastik. Bunda çok kaliteye bakmadım. Açıkçası ucuzunu ısmarladım. Şimdi bununla astar yapacağım. İlk önce ki daha sonraki renk değişimim daha güzel olsun, daha kolay olsun. Kat kat plastik boyamı, silinebilir kaliteli boyamı kullanmayayım diye. Bunu üzerinde yazıyordu zaten. %20 ya da 25 oranında sulandırıyorsunuz. Kokusu yok. Güzel. Ve daha sonra bunu duvarlara uygulayacağım. Sineklikle karıştırıyorum ve bunu saklama gereği görmüyorum. Kaç senedir boya yapa yapa artık yerlere falan hiçbir şey sermeden bu işi halledebiliyorum. Bakın şurada geçenki videosunu çektiğim duvarım. Böyle gördüğüm zaman moralim yükseliyor şirin şirin. Bütün evim böyle olacak inşallah. Bir 3 sene önce çektiğim videoda da buraya ağaç deseni yapmıştım. Bunu kanalımdaki özellikle boyalarla ilgili olan oynatma listemden bulabilirsiniz bunları. Şimdi yerlere hiçbir şey sermedim. Bütün boyayı da hani görsel isterdim, böyle size böyle hızlandırayım, bir sürü bir şeyler çekeyim ama o kadar imkanım yok. Vaktim de dar. Taban boyasını hem tavana süreceğim hem de buralara. Peki bu yerlere bile bir şey sermeden nasıl yapıyorum onu biraz anlatayım. Bunun inceliği öncelikle boyayı tam kıvamında sulandırmak, inceltmektir. Tam kıvamında inceltirseniz, yani boya daha çok uzun süre, daha çok kullanayım diye daha fazla su koymazsanız, fırça ya da ruloya yeterinden fazla değil de tam yeterli boyayı alırsanız ne yerlere damlar ne de zor olur. Normalde bahsettim diğer videolarımda, ben özel öğrencileri olan bir kurs öğretmeniyim. Yorucu bir işim var. O yüzden iş çıkışlarında ve hafta sonları yaptığım için bu işe evin hepsini toplamadım. Böyle fırsat buldukça size de anlatarak bütün evimi yavaş yavaş boyayacağım. Az önce belirttiğim gibi taban boyası ilk aşama. Boyanın bir damlasını bile heba etmiyorum. Bunu gösterirken bir şey daha söyleyeceğim. Bakın boyayı, fırçayı tamamen asla bandırmıyoruz. Boyayı fırçanın ucuna alıyoruz. Fazlasını siliyoruz. Boyarken de sadece uç kısmını sürüyoruz. Böyle hafif hafif. Böyle bastırmıyoruz. Çok bastırmıyoruz. Bastırdığımız zaman fırçanın tamamına gelir ve damlamaya da sebep olur. Hem de daha zor kapanır. Bastırmadan sürüyoruz boyayı. Boya tekniğini birazcık anlattıktan sonra nasıl kullandığımı, şimdi tabii küçük fırça kullanıyorum ama şunu da anlatayım. Büyük ruloyla da aynı şekilde az aldığım zaman boyayı, harran güren sürmediğim zaman damlatmadan buraları boyayacağım. Ama bu bir dönüşüm videosu olduğu için şöyle bir çekeyim ki daha sonra nasıl bir dönüşüm sağladığım ortaya çıksın. Ben sadece duvarları da boyamayacağım arkadaşlar. Bu eski dolapları da boyayacağım. Bunların hepsini aynı renk yapacağım. Evet arkadaşlar, tek tek nasıl boyadığımın videosunu çekemedim. Teknikleri anlatıyorum belirttiğim gibi. Bu renk videoda ışıktan tam görünmüyor ama çok tatlı bir renk. Buz beyazı diye ısmarladım ben bunu Trendyol'dan. Buz beyazı fakat yeşilimsi geldi, böyle fazla yeşilimsi geldi. Tabii ki boya da fazla lazım olduğu için zaten ben onu 2 litrelik buz beyazı boyayı 8 litrelik Marshall'ın beyaz silikonlu boyasıyla karıştırdım. Bence çok güzel bir renk oldu. 2 tane sütunum var, orada da böyle turuncu kullandım. Biraz böyle gölgeli yaptım bunu. Bunu da yine Marshall'ın silikonlu silinebilir su bazlı boyasına renk tüpüyle kırmızı sarı katarak kendim elde ettim. Burada da klima borum var. Onu da böyle süsledim. Şimdi sıra pencerelerde, masada. O yüzden burada malzemelerim böyle beni bekliyor.
videolarımı ev dekorasyonu oynatma listesinden takip edin arkadaşlar. Bu video bu kadar. Kadence'le dolap boyamalarını kaçırmayın. Sevgiyle kalın.